Hocam bir haberimiz var sana. Enişte dur ya, daha konuşmadık bile adamlarla. Ne oldu, bir şey mi var? Bugün organizatör firmadan yetkililer geldi. Balçiçek'le Kadir'i dinlediler. E'si bu iş oldu yani. Biz ailecek Fransa'ya gidiyoruz turneye. Ailecek mi? Ailecek dediyse Hasret Ariş kumpayım. Ya o yok. Zaten bizim de gidip gitmeyeceğimiz tam belli değil. Seninle konuşacaktım bir arada. Boş bir vakitte uzun uzun konuşuruz. Olur mu? Tamam hocam. Selma Hanım nerede? Annem bir iş için İzmir'e gitti. Yetişirim demişti ama... Gelir birazdan, telaşlanmayın. Ben yine de bir arayayım. Müsaadenizle. Ben de bir bakayım. Bak hadi. Hadi. Elini ver. Ver lan elini. Sağ ol, teşekkür ederim. Rica ederim. Ben de Aset'in ablası, teyzesi oluyorum. Öyle mi? Çok güzel. Bakalım da var. Alo anne. Kızım şimdi indim uçaktan. Rötarlı kalktı. Ya anne herkes geldi, bir sen yoksun. Tamam kızım, hemen bir taksiye atlayıp geliyorum. Tamam hadi acele et. Ne olmuş? Uçak rötar yapmış. Daha yeni inmiş. Bir taksiye atlayıp geleceğim dedi. İyi ya hadi. Ya abla ne yapacağız böyle? Onlar bize bakıyor. Biz onlara ikram edecek bir şey de yok. Anam getirecek işte bal çiçeği. Ona güvendik ama inşallah yolda kalmayız. Hadi. Abla. Ne? Ya Murat ne kadar yakışıklı olmuş değil mi? Allah'ım yarabbim. Bakalım bitti artık. Herkes marketten alışveriş yapıyor. Geliyormuş sahibim, uçağı bozulmuş. Uçağı mı bozulmuş? Yani rötarlı kalkmış. İşte. Murat'cığım ne yapsak, başka bir akşam mı rahatsız etsek? Yok canım, niye ki? Ay çok telaş oldu Gülnaz Hanım. Hani başka bir zaman, yani daha rahat bir zamanda geliriz diye. Sizin için söyledim. Olur böyle şey Nesrin Hanım. Hazır gelmişsiniz, olsun bitsin artık. Tabii be, daha uzatmanın alemi yok yani. Hem annem taksiye binmiş, yarım saat sürmez gelmesi. Yani trafik yoksa. Bence de Nesrin, bu akşam halledelim bu işi. Tamam tamam, benim için hava hoş, ben sizin için söyledim. Yok bir şey olmaz. Hasret, sen acaba kahve mi yapsan? Hani beklerken zaman da geçer. Olur. Dur, ben de sana yardım edeyim. Nasıl olsun kahveleriniz? Az daha şekerli. Maşallah, çok şekersiniz. Maşallah. Yapma işte sulluk, ciddi olacak. Anlamıyorlar, anlasalardı gülerlerdi. Allah'ına kurban olayım. Kız Hasret, tuz koyacak mısın damatın kahvesine? Koymayı düşünmüyorum teyze. Hiç olur böyle şey. Adettendir, koyulur tabii. Ne bağırıyorsun acaba teyzem? Hı? Tuz koymayacağım diyor kahve. Tuzsuz bak, kahve mi olur hiç? Kız karışma kızın işine. Nasıl istiyorsa öyle pişirsin. Allah'ım yarabbim. Yardım edeyim Abbas. Yok abla, ben yapıyorum. İyi. Nesin Hanım'ı duydunuz mu bana, ne dedi? Ne dedi? Gülnaz Hanım dedi. Ay başın göğe erdi mi? Ama ne edecek be? De yani o da iyi bir insanmış. Oturup konuşacağı farklı. Yani öyle eski gazı kaçmış. Şeker gibi kız. E abla ben sana dedim çok değişti diye. Vallahi. Kız benim midem kazındı. Yokmuş öyle börek çörek. Vallahi bekliyoruz Balçık Hanım'ı işte. Ay bu kek yetecek mi acaba ya? Balçiçek, istersen börek de pişiririz ama o biraz daha uzun sürer. İkisini de aynı anda pişiremeyiz. Anam yok ayol. Bir tane kekle idare etsinler, ne yapalım artık? Ne kadar sürer bunun pişmesi? Yarım saat kadar. Yarım saat mi? Biz ne yapacağız yarım saat? Otururuz içeride. Hem şu turne işini konuşuruz, ne dersin? İyi hadi o zaman. Dikkat et, yanma.